Litvayıcı diye bayanların da katılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bayanların yapamayacağı önyargısının kırılması gerekiyor. 1870 yılında oluşan Beyoğlu yangınında da bu kuruluşun yetersizliği ortaya koyduğunda. Kütahya'da gönüllü itfaiyecilik eğitimi başladı. İtfaiye müdürü Nihat Helvacı, profesyonel itfaiyecilik yapan kadrolu çalışanlara destek olması amacıyla kurulan gönüllü itfaiyeciliğe ikisi bayan, toplam 16 kişinin başvuruda bulunduğunu kaydetti. Gönüllü itfaiyecilik eğitimi Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun da katılımıyla başladı. Törende konuşan Saraçoğlu, itfaiyenin önemine vurgu yaparak her bireyin üstüne düşen vazifeler olduğunu ve gönüllü itfaiyecilik eğitimiyle hayat kurtaracak dersler alınacağını belirtti. Saraçoğlu, eğitim programına katılanlara teşekkür eden Başkan Saraçoğlu, itfaiye çalışanlarına da görevlerinde başarılar diledi. Başkan Saraçoğlu, eğitim sürecinin 10 gün boyunca devam edeceğini bildirdi. İtfaiye konusunda eğitim alırken de tüm katılımcı arkadaşların da ihtiyaçlarını biz itfaiye müdürlüğü olarak bizler karşılamış olacağız. Onun için ben ilgi gösteren arkadaşlara, gönüllü itfaiyeci olarak gelen arkadaşlara tebrik ediyorum. Bunun tabii çoğalması bizim için önemli diye düşünüyorum. Gönüllü itfaiye olmak için başvuruda bulunan Gülay Gedik, ben bir devlet kurumunda sekreter olarak görev yapıyorum. İtfaiyecilik benim en çok istediğim mesleklerin başında geliyordu. Gönüllü itfaiyecilik eğitiminin yürürlüğe girdiğini öğrenince hemen başvuruda bulundum. Umarım 10 gün sonra bu mesleğin ayrıntılarını tümüyle öğrenirim dedi. Eğitim sonrası tüm kursiyerlerin katılımıyla tatbikat yapılacağı belirtildi. Gönüllü itfaiyeciliğe bayanların da katılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bayanların yapamayacağı önyargısının kırılması gerekiyor. Bu konuda belediyemizin itfaiye müdürü Nihat Bey'e yardımları için çok teşekkür ediyorum. Tüm bayanların da katılımını bekliyoruz. Ne iş yapıyorsunuz? Devlet Hastanesi'nde sekreter olarak çalışıyorum. Taşeron şirkette çalışıyorum. Ve itfaiyecilik için gerçekten profesyonel olarak yapmak istiyordum uzun zamandan beri. Gönüllülük olayını duyar duymaz başvuruda bulundum. Ve tüm bayanların da katılması gerektiğini düşünüyorum. Bayanların da yangına müdahalede büyük emeği geçeceğini düşünüyorum. Çocukluk hayaliniz mi? Nasıl? Çocukluk hayaliniz mi itfaiyecilik? Yani gençlik, liseden sonra başladı. Yangın tatbikatlarında zaman zaman görev aldım. Küçük yangınlarda tabii tatbikat boyutundaydı. Umarım profesyonelleşebiliriz.